Trabzon günlerindeyiz. Yanımızda CHP milletvekilimiz Hakif Hamza Çebi var. Trabzon'la özdeşmiş bir isim. Hoş geldiniz Sayın Vekilim. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz Vekilim? Çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim mi? Sabah 7'de evden çıktım. İstanbul'da 3 tane programım vardı. Bir uçtan bir uca 2 kere gittim geldim. İstanbul'da trafik demek yorgunluk demektir biliyorsunuz. Ama şuraya adım attığım anda şu Trabzon günleri yazan yerden içeri girdiğim anda bütün yorgunluğum gitti. Şu an her sene sabah böyle, her güne sene güne yeni başlıyor gibiyim. Gayet iyiyim. Çok iyiyim. Allah'a şükür iyiyim. Bu organizasyonu gerçekleştiren Trabzon Dernekler Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Yıllardır çok güzel bir şekilde hizmet ediyorlar. Daha önce bu hizmeti Maltepe'de yapıyorlardı. 2 yıldır Yenikapı'da yapıyorlar. Buraya geldik şimdi. Çok güzel bir hizmet. Beraber oluyoruz. Kucaklaşıyoruz. Hasret gidiyoruz. Özlem gideriyoruz. Sohbet ediyoruz. Yemediğimiz, arada bir ara verdiğimiz ne bileyim şehir hayatında memleket yiyeceklerini yiyoruz. Mısır ekmeği, kuyma, mısır ekmeği, hamsisi, her şey. Hayat işte bak ya ben uzun göl bak şurada şimdi. Kesinlikle. Evet. Şeydeki standı gördünüz mü? Şimdi girdim. Var. Çok güzel karika şeyler yapılmış. Heykeller yapılmış. Ayasofya var, Sümele Manastırı var, Uzun Göl var. Mükemmel bir görsel var vekilim. İnşallah hepsini gezeceğiz. Şimdi girdim. Ayağımın tozuyla şimdi ekranın karşısına geçtim. Sayın vekilim, Trabzon'un fethinin 557. yılını kutluyoruz. Bu vesileyle de sizin görüşlerinizi alabiliriz. Trabzon'un fethi Fatih Sultan Mehmet'in çok güzel bir cümlesi vardır. Trabzon'un fethi tamamlanmadan İstanbul'un fethi tamamlanmış olmaz diye. Trabzon şehzadeler şehridir. Osmanlı İmparatorluğu'nun çok önemli bir şehridir. Cumhuriyetimizin çok önemli bir şehridir. Halen sadece Türkiye'nin Karadeniz bölgesinin değil, Doğu Anadolu'nun değil, Türk Cumhuriyetlerinin, Kafkas ülkelerinin, Rusya ile olan ilişkilerin merkezi olma, onların hava ulaşımından ticarete kadar bütün ilişkilerinde onların yükünü taşıma merkezi olma potansiyeline sahip olan bir şehirdir. Büyük iddiası vardır Trabzon'un. Olabilir şu anda ekonomik yönden hak ettiği yere gelememiş olabilir. Bir dünya kentidir aslında Trabzon'u. Bir Anadolu kenti, bir Karadeniz kenti olarak tanımlarsak sadece ona haksızlık etmiş oluruz. Dünya kentidir. Yüzyılın başlarında, 20. yüzyılın başlarında 100'e yakın ülkenin konsolosluğunun olduğu bir yerdir. Böyle bir dünya kenti. Yeniden dünya kenti olacaktır Trabzon.